Bu videoda veliler ile konuşmanın nasıl yapılabileceği ve velileri konuşmaya basit yöntemlerle nasıl dahil edebileceğiniz konusunda kısa bir örnek bulabilirsiniz. Velilere hoş geldiniz deyiniz. Onların kültürel alışkanlıklarına saygı duyunuz. Bu örnekte danışman bayan ayağa kalkarak, herkese bakıp el uzatarak onlara değer verdiğini göstermektedir. Herkes ile iletişime geçmek ve herkesi şahsen selamlamak için yeterince zaman ayırın. Oturma düzenini yaparken herkesin birbirine göz hizasında bakabilmelerine özen gösterin. Tanışma grubuna sizin iyi bir ev sahibi olduğunuzu gösterin. Herkes sizin ilginizi görsün ve hissetsin. Velilere yabancı oldukları hissini atmaları için yardımcı olun. Kendinizi şahsen tanıtın ve kısaca hangi konularda bilgi verebileceğinizi veya danışmanlık yapacağınızı söyleyin. Gerekli olan belgeleri hazır bulundurun. Veliler kimler? Ne gibi soruları var? Velilere kendilerini ifade etmeleri için zaman tanıyın. Velilerin bütün sorularını dinleyin ve toplayın. Sorulara önem verin. Örneğin, kısaca not alın. İlk olarak bütün soruları kısaca tekrarlayın. Soruları doğru anladınız mı? Hangi soru ile başlayacağınıza karar verin. Bir soru ile başlayarak ve herkese doğru dönerek görüşmeyi siz yönetin. Mümkün olduğunca soruların cevaplandırılmasına dikkat edin ve konuşmaya katılabilecek herkesin katılmasına özen gösterin. Eğer siz bir sorunun cevabını bilmiyorsanız belki başka birisi bilebilir. Herkes bir problemin çözülmesine katkıda bulunabilir. Problem tam olarak nedir? Bu problemi başka kimler biliyor? Şimdiye dek bu problem nasıl çözülmüş? Problemin çözümü için hangi tavsiyelerde bulunabilirsiniz? Mevcut olan bilginin ve becerinin değerini bilin. Her soruya hemen siz cevap vermeyin. Sorusu olanların kendi cevaplarını bulmalarına izin verin. Bu konuda karşılıklı olarak birbirinize yardımcı olabilirsiniz. Her ne kadar bu uzun sürüyor gibi görünse de sabırsızlanmayın. Veliler konuya çözüm bulma sorumluluğunu ne kadar üstlenirlerseler gelecekte de aynı şekilde devam edecektir. Velileri konuya kendi kendine çare bulma becerilerinde destekleyin. Kısaca en önemli bilgileri ve çözümleri toparlayın. Veliler açısından nasıl devam edeceğini kararlaştırın. Buna bir sonraki aşamada kimin, kimi, ne zaman destekleyebileceği de dahildir. Veya sonraki aşamalarda yardım sunabilecek yetkili kişileri bildirin. Katılımcıları aynı selamladığınız gibi candan uğurlayın. Yine burada da kültürel kurallara dikkat edin. Her zaman kapıya kadar ziyaretçilere eşlik edin. Görüşmeyi kendi kendinize tekrar toparlamak için birkaç dakika zaman verin. Bu sürede notlarınızı tamamlayabilir, istatistik verileri ekleyebilir ve hepsini dosyalayabilirsiniz.